Merhaba arkadaşlar. Bu hafta bilgi felsefesi epistemoloji ünitesini ele alacağız. Epistemoloji ünitemiz en uzun ve en temel ünitemizdir. Felsefe dersinin temel bilgilerini bu ünitede ele alacağız. Epistemoloji sözcüğü, episteme Yunanca bilgi demektir. Ve bu sözcük bilgi felsefesi sözcüğü anlamında Yunanca'dan yine gelmektedir. Öncelikle bir bilgi tanımı yaparak başlayacağız. Bilgi, bilgiyi oluşturan, bilgi fiilini oluşturan iki unsur var karşımızda. Bir, bilgiyi üreten, bilen anlamında, bir bilgiyi oluşturan, bilen özne anlamında, buna Latincesiyle suje de diyebiliriz ve bazen sorularda Latincesi de karşımıza gelebilir. Burada etken yani aktif pozisyondadır, bilginin üreticisidir özne. Öznenin yöneldiği her şey anlamında nesne, yine Latincesiyle Türkçe'de de kullanıyoruz, obje diyebiliriz. Bu durumda obje bilinen yani bilginin konusu olan olacaktır. Bilgiyi üreten özne, bilginin konusu nesne olacaktır. Bu durumda nesne de bilgide pasif yani edilgen pozisyonda olandır. Ve buradan bir bilgi tanımı oluşacaktır. Öznenin nesneye yönelmesiyle açığa çıkan bir ürün ya da bir sonuç olarak bilgi tanımlanacaktır. Bilgi o halde öznenin nesneye yönelmesiyle açığa çıkan üründür diye bir tanım verilebilir. Bilgi tanımından sonra temel bir konu olarak bilgi türlerini ele alacağız. Bilgi türleri 6 temel bilgi kategorisi vardır. Gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, dini bilgi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi. İlkiyle başladığımızda gündelik bilgi. Gündelik bilgiye düzensiz bilgi ya da empirik bilgi adı da verilir. Empirik. Burada empirik sözcüğü basit deneyimlere dayanan anlamında kullanılır. Gündelik bilgi, düzensiz bilgi, basit deneyimlerimize dayanır. İnsanın en temel öğrenme yollarından biri olan deneme yanılma yoluyla elde ettiğimiz bilgilerdir. Sistemli ve kesin bilgi niteliği taşımaz bu bilgiler. Buraya dikkat etmek gerekir. Ama işe yarardır. İşlevsel, fonksiyonel ve pratik değer taşır. Yani bu bilgiler hayatımızda pratik bir değer taşısa bile herhangi bir sistemlilik ve yöntemlilikle yöntemle üretilmiş değildir. Örneğin soğuk algınlığına nane limonun iyi gelmesi gündelik bir bilgidir. Ya da bir sobaya elimizi değdiğimizde elimizin yanacağını bilmemiz gündelik bilgidir. Ya da bulutlar karardığında, şimşek çaktığında, yağmur yağacak dediğimizde buradaki gündelik bilgilerimize dayanan bir tahmindir. Yani burada bilimsel, yöntemli, sistemli bir bilgi üretilmez, basit deneyimlerle bu bilgi üretilir. Diğer bilgi türüne geldiğimizde dini bilgi. Dini bilgiyle ilgili en temel unsur, dini bilginin dayandığı nokta olarak inançlar. Dini bilgi inanca ve imana dayanır. Eğer tek tanrılı İbrani dinlerden, semavi dinlerden söz ediyorsak burada dayanak olarak bir de vahyi söyleyebiliriz. Yani inanca, imana ve vahye dayanır dini bilgi. Aslında dini bilgi dediğimiz şey bir inanç sistemi içerisinde, bir din içerisindeki inançlar ve kabullerden oluşmaktadır. Dini bilgiyi, bilginin nesnelliği açısından düşündüğümüz zaman aslında bu bilgiyi sınıflandırırken öznel bir bilgi olarak konumlarız. Çünkü farklı dinler vardır, farklı dini inançlar vardır ve kişilerin kabulüne bağlıdır. Kanıtlanabilir nitelikte değildir. Bu yüzden dini bilgi özneldir. Fakat bir not düşmek gerekir. İnanan kişi açısından, o dine inanan, o dinin mensubu açısından inandığı bilgi elbette mutlak bilgi olarak görülür. Fakat biz bilgiyi sınıflandırırken dini bilginin öznel bir bilgi olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü geçen hafta
konuşmuştuk. Nesnellik bilginin kanıtlanabilir olmasından doğan bir özelliktir. Dolayısıyla dini bilgide nesnellik söz konusu değil, öznellik söz konusudur. Bu manada inanan açısından bilginin mutlak ve bilginin doğruluğunun sorgulanamaz olması bilgiye bir özellik daha kazandırır. Dogmatik. Dogmatik, dini bilgide bilginin doğruluk değerinin tartışmaya açık olmaması anlamındadır. Mutlak doğru kabul edilmesi anlamına gelir. Dogmatiklik, dini bilginin özelliği olarak o bilginin mutlak doğru olduğunu kabul etmek anlamına gelecektir. Her din, evreni ve insan yaşamını açıklamaya dönük bir takım içeriklere sahiptir. Ve insanı, dolayısıyla insanlardan oluşan toplumu yönlendiren bir takım değer ve kurallar sistemi ortaya koyar. Yani her dinin içerisinde aynı zamanda bir etik sistem, ahlaki değerler ve kurallar sistemi yer alır. Dini bilgiye bir örnek vermemiz gerekirse, örneğin İslam dini için Allah kainatı yoktan var etmiştir dediğimizde bu bir dini bilgi örneğidir ve İslam dini üzerinden verilmiş bir örnek olacaktır. Dini bilgiden sonra geleceğimiz bilgi sanat bilgisi. Sanat bilgisi her şeyden önce sanat bir değer alanıdır. Estetik değerler, beğeni değerlerinden oluşan bir alandır. Tüm değer alanları gibi sanat bilgisi de öznel bilgi alanıdır. Öznelin diğer adı, yabancı karşılığı subjektif. Bazen sorularda böyle de gelecektir, bilmemiz gerekir. Yani sanatsal bilgi öznel bir bilgidir. Bir başka özelliği sanat bilgisinin tek ve biricik olmasıdır. Burada kastedilen biriciklik özelliğiyle kastedilen sanat eserinin tek ve bir tane olması, yani niceliksel bir özellik. Sanat eserinin kopyasının yapılması, benzerinin yapılması bu özelliği değiştirmez. Sanat eseri tek ve bir tanedir. Örneğin Picasso'nun Guernica eseri bir tanedir. Onun kopyalanıp bir yerlerde çoğaltılması bu şeyi değiştirmez. Sanat bilgisi insandaki hangi özelliğe dayanır dersek imgelem. İmgelem hayal gücü anlamına gelmektedir. Hayal gücü, yaratıcılık, sanat bilgisinin kaynaklandığı yer. Sezgiler, ilham, imgelem, hayal gücü, duygular, coşku ve bunlar yaratıcılıkla birleşerek sanatı, sanatsal yaratımı ortaya koyan unsurlardır, özelliklerdir insandaki. Sanat bilgisinde estetik değerler yakalanılır. Yani en başta, en merkezdeki estetik değer olarak güzel. Güzelin yakalanması, güzelin aranması, sanat eserinde sunulması, estetik kaygı çerçevesinde oluşur derken kastedilen budur. Estetik değerler, estetik boyut sanattaki en temel özelliklerden biridir. Sanat eseri düşünsel, duygusal ve sezgisel boyutları içerir. Yani her sanat eserinde, ortaya konulan üründe, eserde arka planda bir düşünce ve duygu dünyası yatmaktadır ve sanatçının sezgisel, yaratıcı hayal gücüne dayanmaktadır. Bir başka özellik sanat bilgisinde özgünlük. Özgünlük bir şeyin kendine has olması, kökünü, özünü kendinde bulması demektir. Yani basitçe ifade edersek bir şeyin taklidi olmaması, bir başka şeyin taklidi olmaması, kendine has olması, sık kullanılan bir ifadeyle orijinallik taşıması. Sanat eserinde yaratıcılık kadar önemli bir diğer unsur aslında özgünlüktür. Bir başka özellik sanat eserleri somuttur. Burada kastedilen sanat eseri olarak ortaya konan ürün somut bir üründür. Bir müzik bestesinden bir resim, bir tablo, bir freske, bir mimari eserden bir sinema filmine kadar sanatın her dalında ortaya konan ürünler aslında somut bir ürün olarak karşıma çıkar. Yani sanat malzeme, materyal kullanır, malzeme kullanır. Örneğin müzik, ses, nota kullanır. Resim, boya, imaj, figür kullanır, motif.
her sanat eserinde kullanılan bir malzeme olduğu için zaten somut ürün verir. Ve buraya bir şey daha ekleyelim. Her sanat bir teknikle. Teknik burada sanat eserinin üretildiği yolu, yöntemi ifade eder. O malzemeyi kullanma yolunu, yöntemini, yani tekniğini ifade eder. Teknik ve malzeme kullanmak ve dolayısıyla somut ürün vermek sanattaki bir başka özelliktir. Sanat eserine burada Mozart'ın Don Giovanni operasını örnek vermişiz. Birçok resimden, müzikten, edebiyattan, sinemadan birçok örnek verilebilir. Aslında sanat bilgisi denilen, burada dikkat etmeniz gereken şudur. Sanat bilgisi denilen ortaya konan sanat eseridir. O eserin kendisi bizzat bilgidir. Sanat eserinin kendisi bizzat sanat bilgisi olarak karşımızdadır. Bir diğer bilgi türüne geçecek olursak, teknik bilgi. Teknik bilgi insan için çok önem taşıyan bir bilgi türüdür ve önce sözcüğün kökenine gidersek, Yunanca'dan, antik Yunanca'dan gelen bir sözcük, tehne sözcüğünden türeyen bir sözcük, beceri, hüner, sanat, zanaat gibi anlamlara gelir. Bir şeyi yapmak, etmek, becermek, üstesinden gelmek anlamlarına gelir. Ve bugün kullandığımız teknik, teknoloji sözcüklerinin kökeni Yunanca teknedir. Teknik bilgi nedir dersek, tek bir ifadeyle, en genel ifadeyle her tür araç gereç üretimi teknik bilgidir. Araç gereç sözcüğünü biraz açarsak, her tür kullanılan aygıt, alet, edevat, cihaz, elektronik olsun olmasın. Yani taktığımız gözlükten, yazı yazdığımız kaleme, bindiğimiz otomobile, uçağa kadar evde kullandığımız her tür araç gereç, insan kullanımında, insan elinde,